Şimdi aile hayatında, insani ilişkilerde ve geniş siyasi dairelerde ve kendi özel hayatımızda ciddi bir anlaşılması zor olan bir mevzu. Ve bu ders bu iş sahalara çok yarayacak. İnşallah. Vazife-i ilahi karışmamak. Vazifeni yapıp vazife-i ilahi karışmamak. Hem dusturdur hem esastır. Yani aile hayatında, hele aile hayatında. Ondan sonra içsel alemimizde, hizmetlerde bu bilinmediği için ya inkisara hayal oluyoruz, ya şekva ediyoruz, ya bir sürü şeyler, olumsuzluklar veya çekip gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 54. ayette diyor ki: "Vama aler resul illel bela." Sırına mazhar olup. Ne demek? Ve maler resul illel bellah. Mehmet. Sen tebliğ ile vazifelisin. He? Sana ancak tebliğ. Evet. Peygamberlere Allah diyor ki, tamam, sen tebliğ ile vazifelisin. Tamam. Hidayet veremezsin. Peygamberler ancak ala ve ma aler resul illel bela. Tamam. Bu. Bunu bileceğiz bir kere. Cenab-ı Hak ayetinde söylüyor. Kalpler Allah'ın elinde. O hidayeti de liyakata göre veriyor. Paldır küldür vermiyor. Liyakata göre yapıyor. Kim nereye layıksa Allah'ın önünü açıyor. Çünkü Allah kendisi için diyor ki, hadisi kutsi geçiyor. Zulmü kendimi haram kıldım. Şu hadisi kutsi ne biliyor musun? Hani aşırı meydanda. Almıyorum lan hesabınızı. Yığın cehennemin dibine. Diyebilir de Allah'ı kim mahkeme verecek? Değil mi? Allah her istediğini yapar. Ama ne diyor? Zulmü kendime haram kılmış. O kadar hoş bir Allah ki. Keyif alıyor insan Allah'ından. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَى الْبَلَعَ Ha, tebliğini yap. Yani tebliğ ne demek? Söylemek değil ha. Vazifeni yap. Vazifeyle karışma. Neticeyi böyle yüklenme. Muntazır olma. Ne yaparsa yapsın. Onun için. Mesela başka yerde kullanayım. Ne kadar yaşayacakmışım ben? Kanser miyim? Ne kadar dünyada kalacağım? Rızık ne kadar olacak? Ya sana ne? Sen işini yap ya. Mesela yakınız, ya annemdir, kardeşim, babamdır, ölüyor. E ne olacaktı ya? Tabii ki olacaktı. Niye karışıyorsun Allah'ın işine? Her şeye yarıyor bu ders. Sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir, teveccühü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Yani mesela ben okuyorum. İlk önce birinci muhatap benim. En azından böyle yazıyor. Yani o şuur var veya yok. Siz bu dersi üstü kabul etmeniz, tesir etmesi ve insanların nazarını çekmesi Allah'ın işiymiş. Kalbinizi açar, açmaz. Kalbim. Yani derse gelir adam, koca bir saat derste, getiren soruyor, yeni gelmiş. Ne anladın dersten? Bırak dersi, o avizeler nereden geldi? O halı nerede, kim aldı? Bundan meşgul oluyorsun. Bu adamın kafasına çivi çaksan bile girmez ya. Değil ders girsin, girmez.